yeni bir Kale Bodurla mimarlığa hoş geldiniz. Portekizli mimar Jorge Malha'nın tasarladığı yapı Portekiz'in Sato şehrinde bulunuyor. Projenin amacı ev sahibinin ailesinin hatıralarının taze tutulmasını sağlamak. Evin genel yapısında beyaz taş ve ahşap kullanılırken yine beyaz tonları evin içindeki bölümlere egemen olmuş. Yapıda kullanılan farklı materyallerin oluşturduğu tezatla bir harmoni yakalanmış. Geometrik yapısıyla dikkat çeken ev, içinde eski bir ruhu yaşatırken yapımında kullanılan materyaller sayesinde aynı zamanda modern bir çizgide yakalamayı hedeflemiş. Yapı bu sayede ev sahibinin tüm isteklerine yanıt vermeyi de başarmış. Endonezyalı mimarlar Dan Pietro ve Henry Suwardi'nin tasarladığı DL evi Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunuyor. Yapı 337 metrekarelik bir alana konumlandırılmış. DL evi doğaya ilgi duyan genç jenerasyonun zevkini yansıtmakla kalmamış. Genç bir çiftin yaşayacağı ev tam bir aile evi olarak tasarlanmış. Yapıda bir ebeveyn odasının yanı sıra çiftin gelecekte sahip olmayı planladıkları çocukları ve evlerini ziyaret edecek aile sakinleri için de odalar düşünülmüş. Yapı çiftin isteğin üzerine yaşanabilir bir açık alan olarak tasarlanmış ve ortaya şıklık ve konforun bir araya geldiği işte bu görüntüler çıkmış. Eysturkommuno Belediyesi binası Danimarka'ya bağlı bir ülke olan Faroe Adaları'nda bulunuyor. Eskiden ayrı olan iki belediyeyi birleştiren belediye binası 750 metrekarelik bir alanda konumlanmış. Yapı belediye meclisi ve idari personel için yeni bir çalışma alanı oluşturuyor. Kent konsey salonunun zemininde bulunan dairesel cam kaplı açıklıkla yapının doğaya ve nehre olan yakınlığı gözler önüne serilmiş. Belediye binası yerel topluluğu canlandıracak bir alan oluşturmanın önemli görevini üstlenirken piknik alanları ve etkinlik alanları da amaca hizmet etmeleri için yine özel olarak tasarlanmış. İsveçli mimar Jim Brunnerstorm tarafından tasarlanan Dalsland Cabin, İsveç'in Götaland bölgesinde yer alan Dalsland için yeni bir ev anlayışı sunuyor. Geleneksel Dalsland Cabin'ini temel alan yapıda çapraz lamine ahşap kullanılmış. Ahşap liflerle izole edilen ev, basit bir dikey ahşap cepheyle kaplanırken hem cephe hem de ayakta duran metal çatı basit inşaat yöntemlerinden faydalanılarak kurgulanmış. Bölgenin mimari anlayışına yeni bir bakış sunan bu yapı, mimar ve estetik kaliteyi sağlarken ortalama gelirdeki bir kişi için de alternatif olarak düşünülmüş. Hintli mimarlık ofisi Parek Collaborative tarafından tasarlanan Rambo evi Hindistan'da bulunuyor. 720 metrekarelik alana yayılan yapı bir aile evi olarak tasarlanmış. Yapı iklimin ve müşterinin düşüncelerinin hem bağlam hem de işçilik açısından bir ev haline çevrildiği ekolojik bir vizyonun somut hali olarak düşünülmüş. Elle kesilmiş olan taş güneşlik mahremiyetin içeride kalmasını sağlarken sert güneşin de dışarıda kalmasını sağlamış. Evin geneli gün boyu kontrollü şekilde aldığı gün ışığı sayesinde verimli bir şekilde ısınırken havalandırma kanalları sayesinde yapının gün boyu havalandırılması da sağlanmış. Evin içindeki ve dışındaki her bir elementin el yapımı olmasına özen gösterilmiş. Bu da yapıya sadelik ve işlevsellik katmış. Yine bir Kare Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.